Merhabalar. Daha 5 ya da 6 yaşındaydım. Köyde annem bizi tahta teknede yıkardı, banyo yaptırırdı. Bir gün ablamla beni birlikte banyo yaparken birdenbire ablamın önünün çukur olduğunu, benim önümün çıkık olduğunu fark ettim. Anneme ağlayarak dedim ki benim önüm neden ablamınki gibi değil? Kafama şöyle bir tane vurdu, sen erkek çocuğusun dedi. Hani genelde biz transseksüel kadınlara şu soru sorulur. Sen ne zaman kendini böyle hissettin? Nasıl hissettin? İşte kadın olarak nasıl hissettin? Peki diyorum sen ne zaman hissettin? Bilmiyor. Ben ilk 9 yaşında idrak ettim ki aslında ben erkek çocuğuyum. Yani sorunun tersi çıkıyor ortaya. Ne zaman kadın olduğunu hissettiğimi hiç anlamadım ama ilk 9 yaşında erkek çocuğu olduğunu idrak ettim. 12-13 yaşına kadar, o yaşlarda köye renkli televizyon geldi, Zeki Müren'i gördüm. Ben zannediyordum ki dünyada bir ben varım, bir de rahmetli Zeki Müren. İşte o televizyonun delisi, sahnelerin delisi, ben de köyün delisi. Sonra İstanbul'a geldim, eşcinsel camiayla tanıştım. Bir baktım ki etrafımda bana benzeyen bir sürü deli var. Yaş 17-18'e gelince şunu fark ettim. Karşıma kavramlar çıktı. Gay, lezbiyen, biseksüel bilmem ne saymakla bitmiyor. 18-19 yaşında ben fark ettim ki gaylik, eşcinsellik tamamen farklı bir şey. Alakası yok benimle. Artık içimdeki kadını bulma zamanı geldi. Karar verdi, çıkacak. İçimdeki kadını bulmadan önce bir sevgilim oldu. Yani bugünün deyimiyle söyleyeyim. Toplumsal cinsiyet yatakta belli. Ben kadın, o koca tabii ki. Ama görsel olarak iki erkek aynı evi paylaşıyor. Herhangi bir hiyerarşi. Fakat içimdeki kadına karar verdim çıkmasına. Eteği giydim, saçım uzadı, memelerim çıktı. Garip şeyler olmaya başladı. Daha önce partnerimin eve gelen arkadaşları bir gün kapıyı çaldı birisi. Kapıyı açtım. Birdenbire yenge dedi bana. Aa yenge oldum. Hoşuma gitti, içeri girmiyor. Kadınım ya, ayıp. Sevgilim evdeyken içeri giriyor, yanımda küfür etmiyor. Bir gün evi taşımaya karar verdik. Ben o güne kadar evi ben kendim taşımışım. Bütün eşyalarımı kendim taşıyorum. Karar verdim, evi taşıyacağım. Kocamın diyeyim, erkek arkadaşlığı bize yardıma geldi. Anam bırakmıyorlar ben taşıyayım. Yenge dur sen yapma, yenge ben kaldırırım. Allah Allah ne oldu bana? Şimdiye kadar eşyalarımı kendim kaldırıyordum. Ay benim bir şey kaldırmam lazım, ben yapıyorum. Arkada bir saksı var sağlıyorum. Perdeyi götürsem mi acaba? Ay bu ayna kalsa mı? Ay çatlayacağım, baktım ortada bir tane masa var. Dedim ki şunlar gelmeden şu masayı bir kaldırayım. Tam masayı kaldıracağım. Bir baktım hepsi bir ağızdan. Yenge yenge dur, belin ağrıyacak. Ay dedim yoksa hamile miyim? Şimdi masayı niye kaldıramayayım? Anam. Biraz zaman geçti. Bayılacaksın. Anam biraz zaman geçti. Zorunlu bir seks işçiliği, zor bir hayat. Ondan sonra karar verdim, benim seks işçiliğinin dışına çıkmam lazım. Nasıl yapayım? Etrafımdaki insanlar, daha önce ailemdeki insanlar çocukken taklit yapma yeteneğim bilmem ne, bana dediler ki neden tiyatro yapmıyorsun? Şimdi zamanımız kısıtlı olduğu için çok fazla girmeyeceğim oralara. Bir baktım sahnedeyim, anlatıyorum. Turneye çıkıyorum. Van turnesi, arkasından Adana turnesi. Havaalanına gittim,
Ana, o gün asker gönderme günüymüş. 200 davul, 150 tane zurna. Askerler havada uçuşuyor. En büyük asker bizim asker. İnşallah diyorum benim bindiğim uçakta bunlar olmazlar. Ana, bir bindim. Şu 250-300 kişilik büyük uçaklar var ya. Herkes asker, bir tek kadın ben. Oturdum, kafamda da şöyle bir şapka. Yanımda da yazık iki tane genç çocuk oturmuşlar. İşte askere gidecekler 19-20 yaşında. Bir tanesi dedi ki, abla hayırlı yolculuklar. Ses bende gitti. Teşekkür ederim, sağ ol. Abla yolculuk nereye? Adana'ya gidiyorum. Abla üşüttün mü? Yok, benim sesim harbi. Garson diyor, hostes geldi, hani servis yapacak ya. Çocuklar hostesten önce alıyorlar, işte bana inanılmaz bir şey yapıyorlar, saygı gösteriyorlar, hürmet ediyorlar. İçimden dedim ki, ay bu salaklar anlamadılar falan. Ben iyice inceldim, kırıldım, döküldüm. Sen geldin, ne yaptın arkama? Öyle mi? Ses mi çıkmıyordu? Öyle mi? Uçak inmeye yakın, şöyle bir kalktım, bir baktım şapkam yere düşmüş. İçimden de uyurken dedim ki, ben sonuna kadar bunlarla böyle bu oyunu oynamayacağım, bir şey yapmam lazım bunlara. Bir baktım şapkam düşmüş, şapkamı arıyorum, bir baktım birisinin ayağının altında. Sesimi en kalın şekle getirdim. O şapka benim, verir misin dedim. Çocuklar şok. Sanki uzaylı ötesi birisini görmüş gibi, ama inanılmaz şoktalar. Çocuklar arabadan inen ayrıldıktan arabaya gidene kadar baktılar. Arabaya bindim, uzaklaşana kadar baktılar. Yazık bu çocuklar şimdi. Travesti olduğumu anlamadılar, ona mı yansınlar? Bir travestiye bu kadar saygı gösterdiler, hürmet ettiler, ona mı yansınlar? Ulan askere gideceğiz, abazdayız, bunu bir daha nerede görürüz, ona mı yansınlar? Şimdi, artık o süreç, aslında az önceki Ressam Bey'in söylediği gibi bana da 4-5 saat gerekiyor aslında. Kısa kısa gideceğim. Kararımı verdim, artık kestirmenin zamanı geldi. Oysa ki hiçbir şey kesilmiyor, kesilen bir şey yok. Sadece her şey sizin cinsel organınızdan yapılıyor. Vajina ile penis birbirine benzeyen cinsel organlardır. Biri giriktir, biri çıkıktır. Benimkini geri çevirdiler içeri. Bu kadar basit. Kararımı verdim. Ameliyata yatacağım. 16 yaşından küçük olan yeğenlerim bana teyze ya da hala diyorlar. 16 yaşından büyük olanlar, çünkü beni daha önce biliyorlar ya, amca, dayı diyorlar. Ameliyat oldum, gözümü açtım. Bütün yeğenlerim, o dayı ve amca diyenler, gözlerimi açtım. Telefon açıyorlar. Hala geçmiş olsun. Öbürü açıyor. Teyze geçmiş olsun. Birdenbire hala ve teyze oldum. Anam, ameliyatta bir sürü değişimler oldu. Şimdi, yani daha önce rahat oturmayı seviyorum ben. Bazen bacaklarım açık. Hani kadınlar genelde oturduğu zaman şöyle olmaması lazım. Ben ameliyattan önce çok fazla dikkat etmiyordum. Bazen dikkat etmek zorunda kalıyordum. Çünkü tacizci erkekler olunca aslında dikkat etmek zorunda kalıyordum. Ameliyattan sonra kendiliğinden artık oturduğum zaman, yattığım zaman, uzandığım zaman şöyledir. Kapanıyor kendiliğinden. Otomatikmen kapandı. Bir de şunu söyleyeyim. Diyelim erkekler yolda yürüyor genelde. Yani bütün erkekler üzerine alınmasın, ama yani ben burada tanıklıklarımı anlatıyorum. Ya da alınsınlar. Cinsel bir obje görüyorlar diyelim. Bu cinsel obje genelde trans bir kadındır. Adam salaş salaş yürüyor, tamam mı şimdi? Birden trans kadını görüyor. Salaş yürüyen adam direkt bu.
Böyle bir şey. Şimdi birden ay bu çok rahatsız ediyor beni. Ya o kadar çok soru soruluyor ki. Orgazm oluyor musun? Genelde. İşte çocuk doğuracak mısın? Rahmin olacak mı? Ayol dünyada milyonlarca doğuramayan kadın var. Neyse bunlara cevap veriyorum ama en ilginç soru geçen birisi bana sordu. Tüyleniyor mu? Bu ne ya? Niye bunu soruyorsun? Sen niye sordun dedim sen şimdi bunu? Ya ben zannettim ki hani oranıza plastikten bir şey yapılıp takılıyor. Nasıl uydurmuşsa kafasında. Bir de diyelim iki tane kadın gördünüz. Genelde öyle oluyor. Biraz şüphelendiniz. Birisi trans kadın diye. Bir de şey var. Bellidir, belli değildir. Çok belli oluyordu, hiç belli olmuyordu. Neye göre belli, belli değil? Onu da anlamış değilim. Hemen birbirine sorarlar. Yani bazen en yakın arkadaşım, yıllardır feminist politika yapan arkadaşlarım bile yok yok o kadın değildi. Ya neydi? Travestiydi o. Buyur. Yani kadındık, birlikte feminist, yani yola çıkıyorduk. Ellerimizde bayrak yaşasın. Ne oluyor? Bu kadın değildi. Biyolojik kadın, transseksüel kadın. Biyolojik kadın ne ya? Yani biyolojik kadın biyolojiden oldu, ben topraktan mı oldum ayol? Ben de biyolojiden, benim biyolojimden yapıldı her şey. Bir de, ay zaman azalıyor. Bir de şimdi trans kadını görüp böyle şoka girenler var. Acayip şok şok halim. Taksim'deyim, bir sokak var bizim orada. Böyle çok işlek bir sokaktı. Orada genelde bana olmuyor, bazen oluyor. Bir bak çift kadından geliyor, ikisini de erkek zannettim ilk önce. Biraz yaklaşınca fark ettim ki aslında birisi kadın. İşte biraz böyle bir iki tane kılı çıkmış, saçı kısacık, tek küpesi var. Ben de kendi kendime kızıyorum. Toplumsal cinsiyeti sorguluyorsun, feminizm teorisine inanıyorsun, kendine feministim diyorsun. Niye şimdi ikisini erkek zannettim? Böyle şeyler geçiyor arkamda. Tam bunları düşünürken kadın birden öksürdüm herhalde sesimden mi, bir şekilde anladı transseksüel olduğumu. Abartısız kadının yüz ifadesi. Yanındaki adama. Adam da toparlıyor. Adam belli daha biraz düzgün. Ne oluyor ya? Neyse. Hani olur. Yani bir iki dakika şok atlattıktan sonra düzelir dedim. Git. Aynı kafeye gittik. Bir baktım karşımdaki masada oturuyorlar. Ana kadın durmuyor. Gelene geçene gösteriyor. Gelene geçene gösteriyor. Bir de ne anlatıyor anlamadım dakikalarca. Yani hani şey dersin ya şu travesti galiba. Bu dakikalarca bir şey anlatıyor tövbe yarabbim. Neyse diyorum, neyse diyorum. Herhalde bir toplantı yapacaklar. En az masada 10 kişi hepsine tek tek dakikalarca anlattı. Kafenin sahibi garsonu gönderdi yanıma. Esmeray Hanım'a sor, eğer rahatsızsa kaldıralım. Yok dedim ya, ne gerek var yani, boş ver. Ana kadın durmuyor. Dur dedim, ben gideyim şuna bir çift laf edeyim. Gittim. Adam mahcup oldu, buyurmaz mısınız falan. Yok yok dedim, hanımefendiye bir şey söyleyeceğim. Kadın beni gördü, kafasını masaya... Hadi bu gerizekalı mı? Bu ne? Canım dedim, ben de gülmeyi çok seviyorum. Hani gülerim de, özellikle insanları güldürmek için uğraşıyorum da. Kendim de gülmeyi çok seviyorum. Ama merak ettim, bana niye gülüyorsun? O kadar çok baktım ki kendime. Yani neremde ne var? Acaba yırtık bir şey mi giymişim? Üstümü dakikalarca anlatıyorsun. Ha travesti mi diyorsun? Travesti de geç. Dakikalarca ne anlatıyorsun? Üç boynuzu mu var diyorsun? Ne diyorsun? Gözü burasında mı diyorsun? Dili mi bu kadın? Ne anlatıyorsun bu kadar? Kadın anlamıyor. Dedim yani şimdi sana göre konuşalım. Toplumsal cinsiyet normlarına göre konuşalım. Şimdi ikimiz bu şekilde çıkalım İstiklal Caddesi'ne. Anam bir bak ben mi kadına benziyorum sen mi şimdi? Ana kadın anlamıyor. Gülmeye devam ediyor. Kızım bak dedim.
eğer kadınlık artı vajinadır diyorsan, vajina da senin olsun, kadınlık da senin olsun, ben kadın değilim dedim, ayrıldım. Çok sağ olun.